Bilmiyorum. Gelir şimdi. Evet, müsaitim. Bana uyar. Ben çıkıyorum. Evden dışarıya adımını atarsan mahvederim seni. Ne diyorsun be kadın? Git başımdan git. Fitne fecurluğu bırak da git kendi iş bul. Yakında sen de kocan da kapımda dilenmeye başlarsınız. Bu mahalleye gelmekten nefret ediyorum. Senin yüzüne ne oldu Nesişa? Oha! Neyse, dedikodu sonra. Başıma bir şey gelirse ne yapacağını biliyorsun. Thank you.
Bana bak Önder Efendi. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bir daha sakın ama sakın evlatlarım hakkında ileri geri konuştuğumu duymayın. Evladım onlar benim, evlatlarım. Nasıl izin veririm aralarının açılmasına ha? Bakalım. Bana bakın siz, yoksa cinayet işlediğiniz adama mı gömdünüz? Film setinin ortasına mı düştü? Çıldırtmayın beni ya. Anlaşılan sen evlat bahanesiyle beni pisliğine bulaştırmaya çağırdın, öyle mi? Merak etme, camın parasını öderim. Önder Vesli'yi bahane edip yeniden evlenmek istiyorum dedi. Katlanamıyorum artık, dayanamıyorum.
Öyle düşünme. Bu ailede hırsları yüzünden sevilmeyen ben değil miyim? Tamam Peri, sus. Olan oldu artık. Kendini üzmekten başka neye yarar aynı şeyleri konuşmak? Vallahi ne arayan oldu ne soran. Şükran'la Nermin de aynısını söylüyorlar. Neredeyse 24 saat oldu çıkalı. Bana bak. En küçük bir harekette, bir seste beni uyarıyorsunuz, anlaşıldı mı? Elbette efendim. En kısa sürede bir haber alırız inşallah. Zerrin gel otur şöyle. Bir kahvaltı edelim, sonra etraflıca düşünürüz. Yok yenge yok. Bu böyle olmayacak. Ya polise gideceğiz ya da didik didik arayacağız bu çocuğu. Ne tanıdığı var burada, ne bildiği. Ne kadar oldu ki buraya taşınalı? İlkay sus! Bana bak, 2 günlük yetme. Kes sesini de rezil etmeyeyim seni şurada. Hayatım, gel istersen holdinge gidelim biz. Kafamızı toplayalım. Alo Selen, ben bugün gelmiyorum. Batı mı, Beste mi, kim varsa o ilgilensin. Kimse yoksa Ezgi ile Duygu acil bir şey olduğunda bakar. Sen ve senin gibilere paramızı dağıtmak mı geçti ömrümüz? Ama merak etme, sen asla o dergilere kapak olmayacaksın. 2 güne kalmaz seni kapı dışarı ederim. Günaydınlar. Günaydın kızım. Afiyet olsun. Senin burada ne işin var? Aslında dün geceden beri buradayım. Peri ile kal. Sektördü beni de, ben de kıramadım. Gel bizimle bir şeyler ye. Gitmek istersen gidersin sonra. Kolay değil. Ama lütfen daha sakin ve dirayetli ol. Yoksa herkes anlayacak. Çamaşır odasında kurutmalar.
işi halledene kadar güçlü kalacağız. Sus Peri! Biri duyacak. Herkese ilan mı etmek istiyorsun adamı öldürüp gömdüğünü? Benim kız kardeşim adam öldüremez. Benim kız kardeşim bu kadar cani olamaz. Hayır, ne akla hizmet bu? Ne? Niye bana söylemedin? Neden polis aramadınız? Nezlişah abla gömelim demiş. Senin akıllı kardeşin de kendini Hollywood filmi aktristi sanıp onu oymuş. Siz durun. Ben Neslişah ablayı çağıracağım. Etraflıca konuşacağız bunu, tamam mı? Ben gelene kadar sesinizi dahi çıkartmayın. Seni tek bir cümleyle tenzih edip çamaşır odasına bekliyorum. Dün gece ne haplar yediğinizi öğrendim. Şimdi lütfen içeri gel de şunu etraflıca konuşalım. Zerrin Hanım, üzmeyin kendinizi. Elbet bulunacak Kıvanç Bey. Nalan'cığım, bence sen dışarıda kal. Zerrin Hanım kızmasın.
buradaki iş tamam. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İşte burası. İki güne kalmaz bulurlar burayı. Koskoca adam burayı gömülür mü ya? Hiç mi film izlemediniz siz? Buradan yüzlerce köpek geçiyor her gün. Öf anne, bize ne el alemin arabasından? Nefsişi abla olaya şahit olur. Gül gibi nefsimi daha fazla geçiyor. Bu böyle off olmayacak. Hayır Batı, asla olmayacak. Adam öldürmüşsünüz. Bunun ötesi var mı? Zerrin Türk parasını gömer bizi. Oğlum geldi, oğlum. Dur Zerrin. Allah'ım ne olur ne olduğunu bilen birini çıkart karşıma. Lütfen, yalvarıyorum sana. Ne biliyorsun sen? Ne biliyorsun ne?